2'nin kuvvetlerini düşünelim. Mesela 2 üzeri 4, 16. 2 üzeri 5, 32. 2 üzeri 6, 64. 2 üzeri 7, 85'in içinde yok. En fazla 2 üzeri 6 var. 2 üzeri 6 da 64 ediyor. 2 üzeri 6'yı yazıyoruz. Verdiği örneği anlatıyorum. 85'ten 64'ü çıkarıyorum. 21 kalıyor. Şimdi 21'in içinde 2'nin hangi kuvveti en fazla var? 16 var. 2 üzeri 4 var. Çünkü 2 üzeri 5 olsa 21'i geçiyor. 2 üzeri 4'ü de bunun yanına yazıyorum. Ve 16'yı çıkarttığımda geriye 5 kalıyor. 5'in içinde de 2 üzeri 2 var. 2 üzeri 2'yi yazıyorum. 5'ten 4 çıkarıyorum. Geriye 1 kalıyor. 1 de 2 üzeri 0 demek. Bu kodlamayı bu şekilde yapıyor. Ama yazarken ters yazıyor. Şimdi 2 üzeri 0 en sağdaki o A demek. En sondakini en başa yazıyor. 2 üzeri 2 C, 2 üzeri 4 D ve en son 2 üzeri 6 F. Kodlamamız bu şekilde. ABC olarak kodlanan bir sayı var. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1 ve 2 üzeri 2. 2 üzeri 0 1 yapar. 2 üzeri 1 2 yapar. 2 üzeri 2 de 4 yapar. Demek ki sayımız 7. Diğer sayıyla toplamı 200 olduğu için 200'den 7'yi çıkaralım. 193. Diğer sayımız, ikinci sayımız 193. Bunun kodlamasını istemiş bizden. 193'ün içinde 2 üzeri 6'nın 64 olduğunu biliyoruz. 2 üzeri 7 bunun 2 katı 128 olacak. En fazla 128 var. Sonra 256 geçiyor. 193'ü geçiyor. Demek ki 2 üzeri 7 var. 193'ten 128'i çıkaralım. 65 kaldı. 65'in içinde de en fazla 64 yani 2 üzeri 6 var. 64'ü çıkartırsak geriye 1 kaldı. 1 de 2 üzeri 0 demektir. Şimdi kodlamamıza bakalım. Tersten yazıyorduk. En sonda 2 üzeri 0 var. A. Sonra 2 üzeri 6 var. F. Sonra 2 üzeri 7 var. Bu da G. Demek ki kodlamamız A, F, G. Sol üstte 8 üzeri 10 yazıyoruz. İlk maddeyi yapmış olduk. İkinci maddede tabanlar eşit. Satırda yani soldan sağa doğru. Kuvvetler soldan sağa doğru azalan ardışık doğal sayılar olacak şekilde yazıyoruz. Yani 8 üzeri 10, 8 üzeri 9 şeklinde gidecek. 8 üzeri 9, 8 üzeri 8, 8 üzeri 7 ve 8 üzeri 6. İlk mavimizi bulduk. Üçüncü adıma geçiyoruz. Bu sefer sütun boyunca yukarıdan aşağıya iniyoruz. Kuvvetler eşit, tabanlar azalıyor. 8 üzeri 10 üstte, 7 üzeri 10, 6 üzeri 10, 5 üzeri 10 ve 4 üzeri 10. Burada da 8, 7, 6, 5, 4 üzeri 6 olacak. Şimdi bizden istenen mavi renkli karelerin içinde yazılan üst ifadelerin çarpımı. 4 üzeri 10, 4 üzeri 6, 8 üzeri 6. Şunların üstlerini toplarsak 4 üzeri 16 yapar. 4, 2'nin karesi. 8 de 2'nin küpü. Burası 2 üzeri 32. Bu da 2 üzeri 18. O halde 2 üzeri 50 yaptı. Şıklara bakıyoruz. Hangisi 2 üzeri 50 yapar? 32, 2 üzeri 5. 5 ile onu çarparsak A şıkkında 2 üzeri 50'yi buluyoruz. Cevap Adana. Boncukları bu şekilde ayırıyor. 7 tane sola koymuş, 3 tane sağa koymuş. Sağdaki üs oluyor. Soldaki de taban oluyor ama eksi 1 ile çarpıyor bunu. Örnek olarak da vermiş. Burada 7 var. Burada 3 var. 7'yi eksi 1 ile çarpıyor. Eksi 7 üzeri 3 olarak bunu ifade ediyor. 5 tane sıra var gördüğünüz gibi. 5 tane sayı elde edecek. Ancak hepsi negatif olacak. 5 farklı sayı elde edecek. Şimdi tabanı negatif olan bir üssü sayının negatif sonucu vermesi için üssün tek olması lazım. O zaman üssümüz 1, 3, 5, 7 ve 9 olabilir. İlk sırayı şöyle ayıralım. Üssümüz 1, tabanımız 9 olsun. Eksi 1 ile çarpıldığı için eksi 9 üzeri 1 olur. Üssümüz 3 olsun. O zaman tabanımız 7 olacak. Yani eksi 7 üzeri 3 olacak. Buradan ayırırsak üssümüz 5, tabanımız da 5. Yani eksi 5 üzeri 5 olur. Üssü 7 yaparsak taban 3 olur. Eksi 3 üzeri 7. Son olarak da üssü 9 yaparsak taban 1 olur. Eksi 1 üzeri 9. Bizden elde ettiğimiz sayıların en küçüğüyle en büyüğünü çarpmamız istenmiş.
En büyük sayımız eksi 1 üzeri 9 eksi 1'dir. Çünkü diğerleri negatif olduğu için sayısal olarak küçük olan aslında en büyük olur. En küçüğü ise sayısal olarak buradan en büyük çıkacak. Mutlak olarak en büyük çıkacak olan. 9 üzeri 1 zaten 9. 7'nin küpü de 49 çarpı 7. Burada ise 3 üzeri 7 ve 5 üzeri 5'i kıyaslayabiliriz. Bunları da çarptığınızda biri 3000 küsür, biri 2000 küsür çıkıyor. Eksi 3000 daha küçük olduğu için en küçüğümüz de eksi 5 üzeri 5'tir. Bu ikisini çarpmam lazım. Eksi 5 üzeri 5 ile eksi 1'i çarparsam sonuç 5 üzeri 5. Sınavda 45 soru var arkadaşlar. Sınavdan alacağı puanın en çok olmasını istiyor. Peki puan nasıl hesaplanıyor? Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısını çıkartıyoruz. 3'te 1'ini çıkartıyoruz. Bulduğumuz sonucu 9 ile çarparak hesaplıyoruz. Önemli bir bilgi daha var. Doğru cevap, yanlış cevap ve boş bırakılan soru sayıları hep 3'ün katıymış. Puanın en çok olması için doğru cevap sayısını en fazla yapmaya çalışalım. 45'in içinde 3'ün kuvveti, 3'ün katı olduğu için 3'ün en fazla 3. kuvveti 27 var. Yani doğru cevap sayısını biz 3 üzeri 3, 27 olarak seçersek geriye ne kalır? Geriye 18 kalır. 18'in içinde de 3 seçsek, mesela 3 üzeri 1 seçsek 15, 3'ün üstü değil. 3 üzeri 2 seçsek, bakın 9, 9. 9 artı 9, 18 yapar. O zaman bu yanlış cevap sayısı, bu da boş bırakılan olarak seçilebilir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 3'te 1'ini çıkartıp 9'da çarpacağız. Puan öyle hesaplanıyor. Doğru cevap sayısı 27, yanlış cevap sayısı 9, 3'te 1'i 3 çıkardık, 24 ve 24'ü de 9'la çarparak neyi buluyoruz? Puanı buluyoruz. 24 çarpı 9 şıklardan hangisine eşit? 24 8 çarpı 3'tür. 8 2 üzeri 3. Bakın şurası da 3 üzeri 3 yapar. Çarpı 3 üzeri 3. Üstler aynıysa tabanları çarpabiliriz. 6 üzeri 3'e eşit. Cevap Ceyhan. Toplarımızın yarıçapları şu virgüllü sayılar. 10 üzeri 3 ile çarpmak virgülü şöyle 3 tane sağa getirmek demektir. Bu 4,5 santim yapar. Burada da yine 3 tane 1, 2, 3 getireceğiz. Bu 4,85. Bunda 4 tane 10 üzeri 4 ile çarpıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4,55. Tabi bunlar hepsi santim, yazmıyorum santimleri. Çap sorulduğu için bize sorulan çap, bunları 2 ile çarpıp çaplarını da bulalım. 4,5'u 2 ile çarparsam bunun çapı 9 santim. 4,85 2 ile çarparsam, ki bunları çarpmayı bilmeniz lazım. Ben sonuçlarını yazıyorum. Normal 2 ile bunları çarpacaksınız. 9,7 santim. 4,55'i 2 ile çarparsam 9,1 santim bulunur. Demek ki bu delik, 3'ü de bu delikten geçtiğine göre deliğin çapı 9,1 santimden büyük, ama bize hiçbir şey vermiyor. Çünkü şıklarda hepsi zaten 9,7 santimden büyük. En büyüğü bu. Ama hepsi zaten şıkların 9,7'den büyük. Sonra bunlar ısıtılıyor ve %20 çapları, yarı çapları büyüyor. Yarı çapları %20 büyürse çapları da %20 büyür. Bir sayıyı %20 büyütmek demek, 120 bölü 100 ile çarpmak demektir. Bu da ne yapar? Şu sıfırları sadeleştirin. 12 10'a bölersiniz. 1,2 ile çarpmak demektir. Yani şimdi bu çapları 1,2 ile çarpacağız. En büyük olan genleştikten sonra geçemiyormuş. Yani şu 9,7'yi 1,2 ile çarpalım. Yine bunları alt alta çarpıyorsunuz. 11,64 santim yapıyor. Demek ki 11,64'ten küçük olması lazım. O zaman D ve C şıkları gitti. Ancak diğer ikisi geçebiliyormuş. Bu genleşmeden sonra geçemiyor en büyüğü. Diğer ikisi geçebiliyor. En azından şu 9,1 %20 arttırıp geçebildiğini göstermemiz lazım. 9,1'i de 1,2 ile çarpıyoruz. 10,92 santim buluyoruz. Demek ki 10,92'den de büyük olması lazım. O halde 10 olamaz. Cevap Bursa. İkinci kartı olduğu gibi birinci kartın üzerine koyarsam şunlar açıkta kalır. İkinci kartı şöyle sağa çevirsem, yani şu şekilde
üzerine koysam 4 üzeri 15 ile 9 üzeri 15 kalır. Aşağıya doğru çevirsem 9 üzeri 15 ile 27 üzeri 10 kalır. Sola doğru koysam 8 üzeri 10 ile 27 üzeri 10 kalır. Yani şu köşedekiler ikili olarak kalıyor. Dikkate alacağım sayılar köşelerdeki sayılar. Üstteki ikisinin kaldığını varsayalım. Bunların çarpımı diyor en çok kaç olur diyor. Bunları çarpalım. 8'i 2'nin küpü diye, 4'ü de 2'nin karesi diye düşünürsem bu 3 ile 10 çarpılır 2 üzeri 30. Bu da 2 üzeri 30. Yani 2 üzeri 60 yapar. D seçeneğini elde ederiz. Bu şimdilik dursun. 4 üzeri 15 ile 9 üzeri 15'in kaldığını düşünelim. Zaten üstleri aynı olduğu için çarpabiliriz. 4 ile 9'u çarpalım. 36 üzeri 15 yapar. 36 6'nın karesi olduğu için 2 ile 15'i çarpın. 6 üzeri 30 olur. B seçeneğini elde ettik. Şimdi bakıyoruz 2 üzeri 60 mı daha büyük? 6 üzeri 30 mu daha büyük? Ben bunu 2 üzeri 60'ı 30'da yazmak için 2'nin karesi 4 olduğundan 4 üzeri 30 diye yazabilirim. Çünkü 2'nin karesi olarak yazınca 2 ile 30 çarpılır 60 olur. 2 üzeri 60 4 üzeri 30'a eşittir. 4 üzeri 30'dan 6 üzeri 30 daha büyüktür. Dolayısıyla D şıkkı elenmiş olur. 8 üzeri 10 ile 27 üzeri 10'u çarpalım. Yine üstler aynı olduğu için 8 ile 27'yi çarpabiliriz. 8 çarpı 27 üzeri 10 olur. 8, 2 üzeri 3, 27, 3 üzeri 3 çarpabilirim. 6 üzeri 3, 3 ile 10'u çarparsam bu da 6 üzeri 30 oldu. Yani bu da bize B şıkkını verdi. Son olarak da 27 üzeri 10 ile 9 üzeri 15'i çarpalım. 27 3'ün küpü, 9 3'ün karesi. O halde 3 üzeri 30 yapıyor. Bu da 3 üzeri 30 yapıyor. Dolayısıyla 3 üzeri 60 yapıyor bunlar. Şimdi 3 üzeri 60 ile 6 üzeri 30'u kıyaslayacağız. Yine şöyle düşünebiliriz. 9'un karesi olduğu için 3, 9 üzeri 30 diye yazabiliriz. Çünkü 9'un karesi 3'e çevirdiğimde 2 kere 30 60 olacağından 9 üzeri 30'dur. 9 üzeri 30 6 üzeri 30'dan daha büyük olduğu için 3 üzeri 60 en büyük olur. 4 kart Mete'ye bir tane Bartu'ya veriliyor. Mete'ye verilen kartlardaki üssü sayıları çarpıyoruz. Bartu'ya verilen karta bölüyoruz, oranlıyoruz. Sonucun en büyük değer olarak çıkmasını istiyoruz. Eksi 1 bölü 4 üzeri eksi 3. Üs tek olduğu için bu eksi gitmez, kalır. Bu 4 üzeri 3'e eşit. 4 üzeri 3 de 2 üzeri 6 yapacak. Eksi 2 üzeri 6'ya eşit. Eksi 1 bölü 8 üzeri eksi 4. Eksi bile olsa bu çift olduğu için bu eksiyi götürür sevgili öğrenciler. Bu da ters çevirirsek 8 üzeri 4 yapar. 8 de 2'nin küpü olduğu için 2 üzeri 12 eşit. Yine şu eksi 6 çift olduğu için bu eksiyi yok eder. 16 üzeri 6 eşit olur. Ters çevirince üs artı oluyor. Bu da 2 üzeri 4 olduğu için 6 kere 4 2 üzeri 24'e eşit. 3 tek olduğu için bu eksi kalır. Bu da 32 üzeri eksi 3 yapar. Yani 32 de 2 üzeri 5 olduğu için eksi 2 üzeri eksi 15 olur. Kare bu eksiyi yok eder. Çift olduğu için 2 üzeri 6, 2 ile de 2 üzeri 12 olacak. Bir de ters çevirirsek 2 üzeri eksi 12'ye eşit. Zaten biz bunları ne şekilde seçersek seçelim, yani Mert'e hangi dördünü verelim, Bartu'ya hangi birini verirsek verelim, bu eksiler çarpmada, bölmede ister üstteki çarpanların içinde olsun, ister biri üstte biri altta olsun, bu eksiler gidecek. Yani eksileri bizim düşünmemize gerek yok. Sonuç artı çıkacak. Ama biz şu 2 üzeri eksi 15'i, yani eksi 2 üzeri 15'i paydaya koyarsak, buna böldüğümüz zaman zaten eksiler gidecek dediğim gibi. Bu yukarıya artı 15 olarak geleceğinden çarpımı büyütür. O zaman şöyle yapıyoruz. Bunu paydaya koyacağız. Yani bunu Bartu'ya vereceğiz. Diğerlerini pay kısmına koyacağız. Eksi 2 üzeri 6 var. Çarpı 2 üzeri 12. Çarpı 2 üzeri 24. Çarpı 2 üzeri eksi 12. Bölü 2 üzeri eksi 15. Şu eksiler dediğim gibi birbirini götürüyor. 2 üzeri 12 ile 2 üzeri eksi 12 de toplanırsa 2 üzeri 0 yapar. 1 olur. Bunlar da birbirini götürür. 6, 24 daha 30. Bu eksi 15 de artı 15 olarak geleceği için sonuç 2 üzeri 45 olur. Şıklardan hangisi 2 üzeri 45'i veriyor bakalım. 32, 2 üzeri 5, 2 üzeri 50 yapar. Olmaz.
2 üzeri 5, 5 kere 9, evet. 2 üzeri 45 yaptı. B. Futbol sahasının alanını bulalım. 80 çarpı 44. Bunu oyuncu sayısına bölüyoruz. 22 tane oyuncum var. 22 2 çarpı 11 yapar. 44'ü 11'e böldüm. 4 kalıyor. 4'ü de 2'ye böldüm. 2 kaldı. Demek ki 160 metrekare. 160 metrekareyi benim santimetrekareye çevirmem için 4'ten 0 eklemem lazım. 1, 2, 3, 4. Bu da 5 0 var. Bir de virgülü şuraya koyarsam 1,6 çarpı 10 üzeri 6 yapar. Yani A seçeneğini verir. Demek ki A var. Basket sahasının alanını bulalım. 28 çarpı 15. Bunu basketbol oynayan kişi sayısı olan 10'a bölüyoruz. 15 ile onu sadeleştirelim 5 ile. 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 2. 28 ile 2'yi de sadeleştirirsek 14, 14 çarpı 3, 42 metrekare. Bunu santimetrekareye çevirelim. 4 0 ekleyelim. Bu da 5 tane virgül. Burada gizli bir virgül var. Kaydırdığımızda 4,2 çarpı 10 üzeri 5 olur. Bu da B şıkkında var. Voleybol sahasının alanını bulalım. 20 çarpı 12. Voleybol oynayan 12 kişi var. 12'ye böldüğümüzde zaten direkt bunlar gidiyor. O halde 20 metrekare santimetrekareye çevirelim. Bu da 2 çarpı 10 üzeri 5 yapar. Bu da C şıkkında var. Demek ki cevap D seçeneği. Burada kablonun uzunluğu veriliyor. Burada da bir makaraya sayılacak kablo uzunluğu veriliyor. Yani kablo uzunluğunu makaranın kapasitesine bölersem kaç tane makara gerektiğini bulmuş olurum. Enerji için 16 üzeri 5'i 8 üzeri 6'ya bölmem lazım. 8 üzeri 6'yı ben 8 üzeri 5 çarpı 8 diye ayırabilirim. Artık bu gitti. 16 üzeri 5'i 8 üzeri 5'e bölersem 2 üzeri 5 kalır. 8 de 2 üzeri 3. Bu da 2 üzeri 2, yani 4 tane makara gerekiyormuş. Enerji için 4 makara lazım. Telefon için 27 üzeri 4'ü 9 üzeri 6'ya bölmem lazım. 27, 3 üzeri 3, 4 ile çarparsak 3 üzeri 12, 9, 3 üzeri 2, 6 ile çarparsak 3 üzeri 12. Demek ki buna 1 tane makara yetiyor. Birden de az olamayacağı için Bursa. Çamaşır deterjanında ne kadar ödenmiş? 3 kere 10, 30. 2 kere 1, 2, 32, virgül. 10 üzeri eksi 2 ile çarpıldığı için burası boş. 10 üzeri eksi 1 ile bir basamak yok. 32,05. Araba için yine 3 kere 10, 30, virgül. Virgülden sonraki ilk basamak 4. İkinci basamak 5, 30,45. Burada da 26'yı görüyoruz. 26 virgül, yine virgülden sonraki ikinci basamak 5, 0, 5. Bunları toplayalım. 5, 10, 15, 50 var 1. 1'e 4'e ekledik 5. 6, 2 daha 8, 6, 8. 88,55 TL bu üçüne ödemiş. Kargo ödemeyeceği için 100'ü geçmesi lazım. 100'den 100 olması veya 100'ü geçmesi lazım. 100'den bunu çıkaralım. 100'den 88,55'i çıkartacağım. Şuraları sıfırla dolduralım. Buradan böyle 10'luk verdim mi? İşte buralarda 9 kalacak. Burada ne olacak? 10 olacak. Buralar hep 9 olmuş olacak. 10'dan 5 çıkardım. 5, 9'dan 5 çıkardım. 4, 9'dan 8'i, 9'dan 8'i çıkarttım. 11,45 lira en az olması gerekir.